Herkese merhabalar. Bugün size İsmosal'dan yani sezaryen scar defektinden bahsedeceğim. İsmosal nedir? İsmosal sezaryen olan kadınlarda rahimdeki yara yerinin tam olarak iyileşmemesi üzerine gerçekleşen ve buradaki iyileşmeme sonrasında buranın tünel gibi, bir cep gibi bir boşluk olarak kalmasına bağlı olarak oluşan bir durumdur. Peki ne sıkıntıya sokar? Özellikle adet bittikten sonra lekelenme, böyle kahverengi bir lekelenme, sümüksü, böyle koyu renkte, tam adet kanı gibi olmayan tarzda akıntıya, lekelenmeye, kanamaya neden olabilir. Onun dışında ne yapabilir? Bazı durumlarda, tabii bu daha fazla sıklıkla değil ama gebe kalmayı engelleyebilir veya kadınlarda düşeğe neden olabilir. Daha az ihtimalle de ciddi ağrı yapabilir. Ama şunu da bilmek lazım. Her ismoseli olan bir kadın gebe kalmak için veya düşük yapmamak için ameliyat olmasına gerek yoktur. Çünkü biliyoruz ki birçok kadın ismoseli de olsa normal gebe kalabiliyor ve normal zamanda doğumunu yapabiliyor. Özellikle başka bir neden bulamıyorsak, gebelik elde etmek için veya aborto yani düşüğü açıklayacak başka bir nedenimiz yoksa veya tüp bebek öncesi başarıyı arttırmamız gerekiyorsa ve ismoselin bunu kötü etkileyeceğini düşünüyorsak, o zaman ismosele müdahale etmeyi düşünüyoruz. Peki hangi yöntemleri kullanabiliriz? Kapalı yöntemler altın standarttır. Bunlardan histeriskopi ve laparoskopi iki seçenektir. Histeriskopi daha hasta dostudur. Aynı gün hasta evine gidebilir, günlük işlerini yapabilir. Vajenden direkt girdiğimiz için, rahim içinde yaptığımız için ameliyatı herhangi bir hastada ciddi ağrıya, sızıya neden olmaz. Ama bazı durumlarda mesane yakınlığı çok fazlaysa, defekt çok büyükse, o zaman laparoskopi, o da bir kapalı ameliyat. O şekilde de bu defekti onarabiliyoruz. Onda da hasta eğer sabah operat ettiysek akşam dahi gönderebiliriz ama genelde bir gece hastanede yatırmayı tercih ediyoruz. Yaklaşık olarak iyileşme süresi bir hafta kadar bu hastalarda sürebilmektedir. Sonrasında gebelik bekleme süresi olarak fark var ikisi arasında da. Eğer histeriskopi ile yaptıysak hemen sonraki aylarda gebelik hemen elde edebilir çiftler, korunmalarına gerek yok. Ama laparoskopi ile yaptığımız zaman yaklaşık olarak 6 aya kadar yani 3 ay 6 ay arası muhakkak gebelik için beklemeleri gerekmektedir.